Merhaba Leyla ile Mecnunlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evet biz Leyla ile Mecnun gibiydik. Niye bu hale geldik <laughs> diyen arkadaşlar için şu ilişkilerin evrelerinden biraz bahsetmek istedim arkadaşlar. Evet, e, biz e, birini sevmek ya da sevilmek için e, minimum 2-3 aya ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Hani e diyorsunuz ya çoğu videonun yorumunda var ya biz ilk haftadan ilk aydan deliler gibi aşık olduk. Olduk da şimdi bu bana böyle o kadar güzel şeyler sunarken ortadan kayboldu gitti. Ne oldu bize? Ne oldu böyle? işte arkadaşlar ilk 3 ay ilişkiler için kıymetli dönem bu dönemde ilişkilerin tohumları atılıyor o yüzden de bu dönemler hassas dönemler çok hassas olmak gerekiyor yani sizin e, ilişkiyle ilgili mutluluk felsefeniz nasıl onu bir gözden geçirmeniz gerekiyor eğer ki hani kısa zamanda ilişkileriniz tükeniyorsa ilerlemesini istediğiniz ilişkiler sekteye uğruyorsa canınızda yanıyorsa ne yapacaksınız bu ilk 3 ayı iyi okuyacaksınız arkadaşlar Arkadaşlar ilk 3 ay hani zaten diyorum ya bu ilk 3 ayda insanlar en iyi versiyonunu işte ortaya sunuyorlar. İşte bu ilk 3 ayda minimum zaten 2 ay ve 3 ay gerekiyor birini sevmek, ona aşık olmak için. Bakın arkadaşlar. Ama diyebilirsiniz ki bizimki çok böyle fena bir aşktı. Hmm, yani yıldırım aşkı olabilir. <laughs> Neticede yıldırım nikahı da var tamam. Ve böyle hani ilk görüşte aşklar istisna. Onlar istisnalar. Kaydı bozmaz diye ayırdığımız aşklar ama Genel duruma bakıldığında birinin birini sevmesi ya da birinin o kişiyi sevmesi arkadaşlar verilere göre minimum iki ay gerektiriyor. O yüzden de hani ikinci ay ya da birinci ayda ya biz çok iyiydik ya da ilk 15 günde aşıktık dediğiniz vakit orada bir durmanız gerekiyor. Arzular, istekler işte kendinize göre o kafanızda şekillendirdiğiniz bir profil olabilir karşınızdaki insan. O yüzden de ilk 3 aya lütfen özenli davranmak gerekiyor. Yani işte mutlu bir ilişki için zaten hani esnemek ustalık isteyen bir duruştur esneyebiliyorsanız, iyi okuyabiliyorsanız karşıdaki insana uzun ilişkiler, sağlıklı, güzel ilişkiler yaşayabiliyorsunuzdur. Evet ilk 3 ay ilişkilerin balayı dönemi en keyifli dönem o böyle <laughs> çok keyifli işte hep gülümsediğimiz hep mutlu olduğumuz sandığımıza sarıldığımız dönemde olma ihtimali yüksek ama böyle hani ilişkilerin o duygusal bağların işte temellerinin atıldığı aylar bu aylar bu aylarda nereye ne temel atıyoruz ne yapmaya çalışıyoruz özenli olmamız gerekiyor. Birini istiyorsak özellikle arkadaşlar çok özenli olmamız gerekiyor. İlk 3 ay önemli dedik arkadaşlar. Evet mutlulukla ilgili mutlu ilişkiyle ilgili felsefenizi lütfen gözden geçirin. Nerede düşüşler yaşıyorsunuz ya da yaşatıyorsunuz bunları iyi irdelemeniz gerekiyor. Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Karşınızdaki insan kim? Ne arıyor? Ne istiyor? Ne kadar e, ortak hedefler var? Bunları iyi algılamak gerekiyor. Bir ilişkide ya da kendi hayatınızda iyi olabilmeniz için önce bir anlam, anlam bulmanız hayatın içerisinde, işte yaşadığınız ilişki içerisinde bir anlam bulmanız hem hayatınızda hem de ilişkinizde bir amacınızın olması kıymetli, mutlu olabilmek istiyorsanız ve mutlu bir ilişki yaşamak istiyorsanız ve tabii ki bu işte dedim ya anlam ve amaç, kıymetli. Bunun yanında sevgi, saygı arkadaşlar ve sabır da yine ilişkileri, ilişkilerimize besliyor bize de iyi geliyor mu geliyor mutlu bir insan olmak sonrasında hayatımızdaki insanı mutlu etmek o da işte mutluluk felsefesi ile ilgili işte iyi bir ilişki felsefesi ile ilgili kafasında ne oturtmuş nedir yani hedefi kimdir ne istemektedir işte ortak hedefler var mıdır bunlar varsa zaten hani yol yürünebiliyor ne kadar işbirliği yapabiliyoruz bir insanla o ne kadar işbirliğine yanaşıyor hep ben ben mi diyor yoksa biz olmayı başarabilen bir insanla mı birlikteyiz işte bu ilk üç ayda çok dikkat etmek gerekiyor bunlara yoksa hani alışıyoruz bazen gün gün alışınca da kopmak zor oluyor ama o ilk üç ayda iyi okursak canımız çok da yanmıyor arkadaşlar ona özenli olmak gerekiyor ya bir ilişkide insan anlaşıldığını hissettiğinde mesela çok iyi hissediyor kendi rahat hissediyor güvende hissediyor o yüzden hani bu ilk üç aylık süreçte partnerinizi anladığınızı hissettirmeniz kıymetli bu süreçlerde hani çok böyle muhalif olmak yerine eleştirmek yerine lütfen e, dinleme odaklı olun konuşabilin partnerinizle bakın o aşk dediğiniz işte arzularla başlayan aşka dönüşen, arkadaşlığa dönüşen, işte sevgiye dönüşen, güzel bir birlikteliğe dönüşen değil mi? ilişkiden bahsediyoruz. Bunlardan oluşuyor ilişki, birlikte çoğalmaktan oluşuyor. Ne kadar zenginliğiniz varsa o kadar sermayeniz boldur ve o kadar güzel, o kadar rahat yaşayabilirsiniz bir ilişkiyi. O yüzden de ne yapıyoruz? partnerimize anladığımızı onu anladığımızı hissettirebilmemiz kıymetli bunu başarıyoruz tamam o da bize tabii yaparsa oh ne güzel <laughs> yapabilse zaten iki tarafta bunu yapabildiği takdirde mutlu bir çift ve mutlu bir ilişki çıkıyor karşımıza arkadaşlar evet yani anlık hazlar değil de uzun vadeli hedefler insanları hem kendi dünyasında hem de ilişkilerinde mutlu ediyor o yüzden uzun vadeli hedefler koymak <laughs> pardon amaçlarınızın olması bir ilişkide ama ilk günden de tabi bunları böyle partnere dayanmamak da gerekiyor yani hani <laughs> pardon şimdi hani ilk 3 e, ayda dedik ya ilişkinin tohumları atılıyor diye peki yani beşinci ayda ya da dördüncü ayda ne oluyor? E, dördüncü ayda mesela e, kişiler artık yakın çevreyle birbirini tanıştırmaya başlıyorlar değil mi? Arkadaşlarla tanıştırıyorlar işte yakın gördüğü insanları kendi dünyasına almaya başlıyor. Orada zaten o hani e, kırılmalar yaşanmadıysa çok fazla sağlıklı bir şekilde ilerleyiş böyle gidiyor. Hani dördüncü aya geldiğinizde sizi hala partneriniz sır gibi saklıyorsa. Size hayatını anlatmıyorsa, bakın bunlar sıkıntılı, bunlar bu ilişkinin çok e, derin bir çerçevede yaşanmadığını, yüzeysel olduğunu aslında gösteriyor bize. O yüzden de hani partnerimizin e, bizi ne kadar paylaştığı, tamam mı? Yani işte hayatındaki çevresindeki insanlara ne kadar anlattığı, bu da kıymetli, bu da bizim için önemli bir veri arkadaşlar. Bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Aynı şekilde biz bizde. ...partnerimizle ilgili bu duyarlılıkta olmalıyız. Yani dördüncü aya geldiysek ve hala köşe bucak ilişki saklanıyorsa... ...bu ilişkiyle ilgili, gelecekle ilgili istisnalar tabii yine kaydeyi bozmaz. Böyle yüzeysel bir düşünce vardır ve akışına bırakmıştır kişi. Yani partneriniz örneğin size ya da siz partnerinize ya akışına bırakalım diyorsanız belli bir süre sonrasında hangi akış bu nereye akacağız biz pardon diye sistem arzaya geçiyor arkadaşlar o yüzden de çok fazla her şeyi akışına bırakmaktansa hedefler amaçlar koyup o doğrultuda ilerlemek yine ilişkileri daha kuvvetli hale güçlü hale getiriyor empati yapmak mesela değil mi ha, yani lütfen ilişkinizde empati yapmayı ihmal etmeyin özellikle o başlangıç dönemlerinde ne kadar anlayışlı demeli partneriniz size takdir etmeniz onu övmeniz varlığını hissetti Yine burada çok kıymetli ilişkinizin uzun ömürlü olabilmesi için empati yapmak dedik değil mi? Bunlar kıymetli arkadaşlar. Duygularınızı lütfen paylaşın. İyi bir ilişkide mutlu bir ilişkide nedir? Duygu alışverişi olmalıdır. Zaten niçin duygusal ilişkiler diyoruz? duygu alışverişi olması gereken ilişkiler bunlar. Yani ona yani ona güzel sözler söylemelisiniz, duygularınızı ifade etmelisiniz. Aynı şekilde tabii partnerden de bu verileri almamız gerekiyor. Birlikte bir şeyler yapmak, aktiviteler yapmak, bolca anı biriktirmek. Bakın bunlar zihinde kıymetli. O yüzden de birbirimizle paylaşımlarımızı çoğaltmalıyız. Tamam Bu kritik dönemleri atlattıktan sonra birbirimize alıştıktan sonra zaten ilerleyebiliyoruz. Hani çok sivri şeyler çıkmazsa ilerleyebiliyoruz. Ama ilk üç ayda genelde hani ilişkiler dökülüyor ya arkadaşlar. O dökülen tarafta olmamak için özenli olalım istiyorum. O yüzden bu başlıkları sizlerle paylaşıyorum. Duygu paylaşımı önemli. Ee, sonra e, tabi saygı önemli hem partnere hem de partnerin sosyal çevresine, aile çevresine. Yani sizin ailenizle ilgili mesela olumsuz bir şeyler söylüyorsa bu sıkıntılı. Bu, bu arkadaş bize sıkıntı yaşatacak demektir. Ya da işte bir yere gittiğimizde e, çevredeki insanlara karşı tutumu nezaketsizse bu da sıkıntı. Bakın nezaket ve şefkat ilişkilerde e, sihirlidir arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Bu işte kibirli tutumlar, işte böyle aşağılayıcı yaklaşımlar, bakışlar bunlar insanlar insanlardan uzaklaştırırlar. Hani biz kendimizde varsa bu özellikler bunları atmalıyız üzerimizden iyi bir ilişki yaşamak istiyorsak ne dedik? Sihirli olan neymiş? Şefkat ve nezaketmiş. Bunu mutlaka bu iki başlığı aslında ilişki içerisinde ilişkimize dahil etmemiz gerekiyor ki hani devrilmesin bizim ilişkimiz dimdik ayakta kalsın ilerleyelim işte arkadaşlar. Evet e, olumlu şeyleri mesela ilişki içerisinde lütfen olumsuz başlıklardan daha fazla söyleyin ki partner uzaklaşmasın. Ya işte çok iyiydik biz çok aşıktık ne oldu? İşte bunlar olmuştur muhtemelen. O yüzden de şahıs uzaklaşmaya başlamıştır. Uzaklaştırmadan kendimize çekmek istiyorsak bu başlıklara dikkat edeceğiz. Tamam olumsuzluklar olabilir. Kimse mükemmel değil. Biz de zaten değiliz. O yüzden de hani olumsuz başlıkları değil de olumlu başlıkları ilk başta özellikle ilişkinin başlarında gündemimizde tutarsak hani birbirimizi tanıma evresinde özellikle gündemimizde tutarsak bu ilişkiyi beslemek adına kıymetli. Sonra zaten sıkıntılar olduğunda birlikte el ele veririz. Bir şekilde üstesinden geliriz diye düşünmek gerekiyor ama çok böyle zıt ayrı dünyaların insanlarıysanız zaten ilk başta çok böyle ilişki ilerletmeden de yolları ayırmakta fayda var. Sonra sonra başınız çok yukarı çıkmakta çok zorlanırsınız bu ilişkiden arkadaşlar. Evet sonra bir insan olduğu gibi kabul edebilmek bakın bu da çok kıymetli. Tamam ayrı dünyaların insanlarıysanız gidin ama partnerinizin bazı özellikleri var ve size çok uymuyor olabilir. Buna ne kadar tahammül edebilirsiniz? Edebilir misiniz? Onu bir gözden geçirin. Yani zaten bunu başta böyle bir kritik ettiğinizde bununla ilgili ya bunu Evet kaldırabilir miyim? Ne kadar kaldırabilirim? Kaldıramaz mıyım acaba diye. Bunu tahammül edebilir miyim? Edemez miyim? Başta düşünmek gerekiyor. Sonrasında partneri değiştirme çabası ne oluyor arkadaşlar? Maalesef ilişkiyi sekteye uğratıyor. Bizim ilişkimizin kopmasına, bağlarımızın zayıflamasına neden oluyor. O yüzden olduğu gibi kabul edin ya da başta bu bana çok sıt hani dedim ya zaten sizin mutlu bir e, ilişkiden beklentiniz e, ilişki felsefeniz nedir mutlu ilişki felsefeniz ben kimim ne istiyorum o kim ne istiyor bakın bunları başta okuyacağız sonrasında işte partnerle uğraşıp onu sürekli eleştirip onun başını didikleyip didikleyip onu değiştirmeye çalışmayacağız bu bizim başta hayat okumamızla ilgili bir partnerde aradığımız özelliklerle ilgili kendimize katmamız gereken şey ona değil o öyle onu öyle kabul edeceğiz arkadaşlar biz sadece biz buna tahammül edebilir miyiz? Bizim hayatımızın akışı içerisinde bu bize uyar mı, uymaz mı? Biz buna başta karar vereceğiz. Şahsı terbiye etmeye çalışmayacağız arkadaşlar. Bu sıkıntılı bir durum. Sonra gidiyor. Sonra üzülüyorsunuz işte. "Vay ne yapacağız şimdi?" E yani işte başta yapacaktın, yapacağını. <laughs> Neyse. Durum öyle arkadaşlar olduğu gibi kabullenmek önemli. Ya bir kere partnerin iyi günümüz var kötü günümüz var arkadaşlar yanında olduğumuzu hissettirmemiz de çok kıymetli bakın yani onun size ihtiyacı olduğunda lütfen yanında olabileceğiniz hissiyatını yükleyin ona yani hani suistimal etmeyen bir yapıysa zaten onu siz okursunuz ben size güveniyorum ama yanında olduğunuz hissini eğer ki hissederse bu da çok böyle kuvvetli bir bağ arkadaşlar. Haklı olmaya çalışmak yerine tamam ilişkilerde e, arkadaşlar çözüm aramak kıymetli. Ya ben haklıyım o da haklı e ben de haklı herkes haklı e çözüm ne çözüm yok mutsuzluk herkes haklı olma çabasında tamam. Şimdi haklı olmaya çalışmak yerine ne yapıyormuşuz? Hı? Çözüm arıyormuşuz. Belli bir problem var arkadaşlar. Bu çözüm bekliyor. O yüzden de e, haklı olma çabamızdan da biraz e, yani uzak duracağız. Bunu biz nasıl çözeriz, ne yapabiliriz? Sonuçta o da kendini haklı zannediyor. İlişkiye zarar vermeden nasıl bu işin üstesinden geliriz diye düşünmek gerekiyor. Ortak hedefler dedik. Bunlar kıymetli. Esneme konusunda usta olmak lazım. Bu da kıymetli. Her şeyde değil. Bakın zaten başta bir baktık biz duruma. Şöyleyken şöyle, böyleyken böyle olabilir diye bir öngörümüz vardı, bir tecrübemiz var yani. Hı? Yani bir şey de çok işte bu bir kalemse bunu biz alıp da ne bileyim bir süs eşyası büblo yapamayız yani değil mi? Bu budur yani. Bunu böyle kabul ettik aldık. Lütfen çok değişim yapmaya çalışmayın. Bu size zarar ona zarar tamam mı orijinal kalsın bırakın hani tabii ki hayat bize bir şeyler öğretiyor tabii ki biz kendimizi gün 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 yeniliyoruz ayak uyduruyoruz sonuçta iki ayrı ben geldi biz oldu değil mi ha yani biz olarak da yol, yol alacağız esneyeceğiz dedik zaten ama onu terbiye etmekten ziyade onun o yola gelmesi hani sizin de bir yola gelmeniz ortak yol çizmek kıymetli yoksa burada partnerler kendilerini değersiz hissederler sizin kurallarını sanki siz ilişkide iktidarsınız yani koalisyon lazım arkadaşlar. Tamam bu kıymetli ilişkilerde. Ve evet şimdi partnerinizi de lütfen eski ilişkinizle kesinlikle karşılaştırmayın. Bu çok zehirli bir şey arkadaşlar. Sürekli eleştirmek zehirli bir şey. Ve mesela hani ya niye gitti nasıl oldu neden bıraktı beni çok aşıktık birbirimize söylemleri var ya. Bu agresif tutumlar ani çıkışlar da yine insanları insanlardan uzaklaştırıyor. O yüzden de lütfen bu davranış ve tutumlar da varsa onları da bir devre dışı bırakacağız. Şiddet olmadan psikolojik veya veya fiziksel her neyse hepsine karşıyız neticede şiddeti olmadan iletişim kurabilme becerisine sahip insanlar mutlu olabiliyorlar arkadaşlar. Birileri yapabiliyorsa bir şeyi siz de yapabilirsiniz. Ama biraz ya ben nerede hata yapıyorum? Benim bu ilişkiyle ilgili mutlu bir ilişkiyle ilgili felsefem hani sorgulayacağız dedik ya ne? Nerede takılıp düşüyorum ben? Demek ki bir şeyler var bende ya da karşı tarafta da olabilir. Ama ne dedik? Şiddet olmadan lütfen iletişim kuralım. Birbirimizi dinleyelim. Birbirimizi anlama odaklı olalım. Suçlama odaklı değil. Yani bir şeyle ilgili partneri suçlarsınız. O da sizi suçlar. Ama ortada kocaman bir sorun var. Yani partnerinizi karşınıza almayın yan yana olun arkadaşlar omuz omuza olun zaman zaman da diyorum yani sorun her neyse onu karşıya alın sorun üzerinde konuşun bu daha verimli olur ilişkinizin uzun ömürlü olmasına da elbette ki vesile olur arkadaşlar evet ee, şimdi ne dedik hayatın işte akışı var ilişkilerin akışı var çok da geç kalmamak gerekiyor ilk 3 ay önemli dedik İlk 3 ay insanlar hem en iyi versiyonunu oynuyor hem de e, arkadaşlar minimum 2-3 ay geçmesi gerekiyor birinin bizi sevmesi ve bizim de onu sevmemiz için yani kimi seviyoruz biz İlk haftadan aşık olduk deliler gibi ne dedik yani o ilk görüşte aşklar başka dedik arkadaşlar ama arzu odaklı işte kendi kafamızdaki profille ilgili beklenti odaklı farklı bir şeyler olabilir. O yüzden de genel bakıldığında araştırmalara 2-3 ay gerekiyor imiş. O yüzden de biraz bu 2-3 aylık süreci Havalarda işte o uçtuğumuz sürece iyi okumamız irdelememizde de fayda var diye tekrar belirtiyorum. Yani beni çok seviyordu nasıl gitti o sevgi değil o kafasında tasarladığı biri vardı işte siz ani çıkışlar yaptınız ters hareketler yaptınız bilmem ne bilmem ne uzaklaştırdınız gitti. O da işte bir kafasındaki profille ilgili bulduğunu zannettiğini düşündüğü için gelmişti. Yani bir ilişkinin hani böyle sevgiye dönüşmesi için işbirliği olması lazım. Ortak paylaşımlar olması lazım. Ortak hedeflerin olması lazım. Ya birbirinizi tamamladığınız vakitte bir şeyler oluyor. Yoksa eksik kalınıyor. Zaten gidiliyor bir yerden sonra da. İşte o aralarda düşüyoruz zaten. Tamam ilişkilerden patır 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 düşüyoruz maalesef. Evet ilişkilerin evrelerinde çok aceleci olmamak da gerekiyor ilk 3 ay dedik ya balayı dönemi işte ilişkinin tohumların dönem, atıldığı dönem bu süreci iyi irdelemekte fayda var diye bir de hani 4. ayda işte arkadaşlar ilişkinin 4. ayında dedik etrafla Tanıştırmamız lazım. Onun da bizi tanıştırması kıymetli. Sır gibi saklıyorsa burada sıkıntı var dedik. Yani şahıs burada bizi öteliyor, öteleyecek gibi olabilir. Çok özel durumlar yoksa akış genelde bu şekilde oluyor. O da çok fazla, çok fazla, çok fazla özel durum yoksa bunu yapmış olmalı. Eğer ki hani ilişkinizde dördüncü ayınızdasınız ve partneriniz sizi köşe yapacak saklıyorsa durun arkadaşlar. Bu partnerde bir haller var. Hmm, peki tamam. İşte beşinci ayda daha rahat oluyoruz mesela ilişkilerde. Artık eskisi kadar kendimizi ona beğendirme çabamız olmuyor. Yani zaten birbirimizi işte benimsemişiz. Bir artık beyinler karşılıklı zihinler tolerans geliştirmiş. İşte makyajı daha azalt yapmaya başlıyoruz. Ne yapmamaya başlıyoruz? Pijamalarla ya <laughs> da buluşmaya başlıyoruz. Saç sakalı daha böyle eskisi gibi tıraş tıraş dolaşırdık ya. Ha, değil mi beyler? onları o kadar özel bir şekilde hayata geçirmeyebiliyoruz. Yapabilirsiniz bunları. Problem değil. Çok salmayın kendinizi ama 5. ayda bunlar normal zaten karşılık toleranslar gelişmiş oluyor zihinde. Sizin güzelleştirdikçe güzelleştiriyor. Hani ne diyorduk? Zaten birini sevince bire 7 puan veriyoruz ya yani heh, direkt 7 puana geçiyorsunuz bu evrelerde. Bu kıymetli arkadaşlar ve Hani altıncı ayda işte ne bileyim böyle artık e, birlikte paylaşımlar yapılmaya işte birlikte birbirinin ağzına yemekler yedirmeye falan başlanıyor. <laughs> Sonra diş fırçaları evlerde bırakılıyor gibi 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 tutumlar bunlar da normal o evrelerde ama bir de şey var mesela birlikte hani yemeklerin paylaşıldığı dönemler var ya partneriniz 6 ay oldu ve hala sizin çatalınızdan kaşınızdan yemiyorsam hmm falan yapıyorsa çok özel bir durum yoksa bu da sıkıntı ya yani aynı tabaktan yemek yemiyorsanız bu da sıkıntı arkadaşlar beyin çünkü sevinci acayip tolerans geliştiriyor aşk hormonu var ya hmm fena <laughs> o yüzden bunları da lütfen göz ardı etmeyin ne kadar benimsiyor sizi hani siz çok benimsemiş olabilirsiniz ama partneriniz sizi sizin onu benimsediğiniz kadar benim semedi mi benim mi bu da bir veri size tamam mı hmm, bakın bakalım şu yemek işini kaşık çatal işini bir gündeminize alın arkadaşlar ve mesela hani sosyal medyada paylaşımlar zaten başlıyor ardından ilerleyen süreçte özellikle hani e, mesela e, 9 ay sonrasında arkadaşlar ortak hesaplar açılmaya başlanıyor. Bu normal mi? Böyle bir talebiniz olabilir mi? 9 ay sonra olabilir. Genel durum böyle akıyor. Çok özel durumları hani katmıyorum. Ay şöyle de, ay böyle de diye özel durumlarınız olabilir. Onlar özel durumlar. Ben genel durumlardan biraz aktarım yapmaya çalışıyorum size arkadaşlar ve hmm, artık 12. aydan sonra e, kaşınız uzar almazsınız. İşte <laughs> kollarınız uzar. Alın ama lütfen bakımlı olmakta fayda var. İnsanlar bakımlı insanları sever arkadaşlar. Kendinize bakın. Bir kere hani kendinize baktığınızda kendi içiniz açılsın. He yani karşınızdakinin içi de açılsın diye. Bu kıl tüy işleri biraz salınıyor o dönemlerde. Tamam salınabilirmiş çok da rahatsız etmezmiş ilişkinin evreleri içerisinde arkadaşlar. Ve artı bu artık hani birbirimize anahtarlarımızı emanet etme dönemleri de yine o birinci yıla denk geliyor ve gelecekle ilgili planlar artık hayata geçmeye başlıyor. Bir de şimdi hani hala aradan yıllar geçti partneriniz gelecekle ilgili siz bir yere koymadıysa siz onu artık kapının dışına da koyabilirsiniz. O da önemli arkadaşlar yapabiliyorsanız ama bir yerden sonra sınır çekmek lazım. Hani yaşamanızı da hayallerinizde geleceğinizde çalmasına da müsaade etmemeniz gerekiyor. Duygularımızı yönetmek zorundayız yoksa bir başkası gelir bizi yönetir arkadaşlar. Hayatınız e, kimsenin elinde olmasın. Direksiyon hep sizde olsun. Siz yönetin. Birlikte güçlü olmak kıymetli. Biz diyebilmek kıymetli. Mesela hayatınızdaki insan hep ben 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 diyorsa lütfen ona da dikkat edin. Bu insanla ilgili de ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biz diyebilen, ortak hedeflere yürüyen partnerler daha iyi bir şekilde ilerleyebiliyorlar ilişkilerde. Bir de hayatınızdaki insan işte belli bir zaman geçti. Bir işte 5 ay sonra mesela ya da yeni başladınız bilmiyorum bir 5 ay sonra başladığınız dönemden sonraki bir 5 ay sonra e, nereye oturuyor kafanızda? Tamam bu iletişim şeklinizde koyduğunuzda üst üste bir şeyleri ya da bir 5 yıl sonra nereye oturuyor? Hı? Bir yere oturmuyor mu? Ya da oturuyor mu? Ortak hedefler, hayaller var mı? Ya da bir 15 yıl sonra kendiniz nasıl e, düşünebiliyorsunuz bu insanla? Bakın bunlar da kıymetli. Bunları bir böyle ölçün, tartın arkadaşlar. Leyla ile Mecnunlar size sesleniyorum. Evet, bunları bir ölçün, tartın e işte ilişkinizle ilgili daha böyle önünüzü görebilirsiniz en azından ona göre adımlar atabilirsiniz ama ilk aylardan ay biz çok aşığız ay bu niye gitti nasıl bitti nasıl biter diye feryat etmeyi bırakın lütfen arkadaşlar dediğim gibi insanların bizi sevmesi ya da bizim insanları sevmemiz minimum iki ay istiyor ortak paylaşımlar ortak paydalar birlikte geçirilen zamanlar işte bizi çoğaltıyor ya da yok ediyor arkadaşlar. Ya da işte bu iletişim şeklimiz, söylemlerimiz, davranışlarımız ilişkinin akışını belirliyor. Yani siz neredesiniz, hangi noktası, noktadasınız bilmiyorum ama bu başlıklara dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Ya beni çok seviyordu. Nasıl gitti bu? diyorsunuz ya işte bu başlıklar sizin işinize yarar en azından kafanızda çok soru varsa cevap bulmanıza da yardımcı olur arkadaşlar ve ilişkinizin önünü görebiliyor musunuz 5 ay sonra 5 yıl sonra 15 yıl sonra ne çıkar bu işten nereye varır bu iş sizin hayatınızla ilgili gelecekle ilgili planlarınız ne şahsın hayatıyla ilgili gelecekleriyle ilgili geleceğiyle ilgili planları ne bunları da göz ardı etmezseniz Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde o insanla ya da başka bir insanla birlikteliğinizi devam ettirirsiniz. Gönlünüzdeki insan hayatınızda olsun diyorum. Bugün de bu kadar diye belirtiyorum. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Ha bu arada kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz çok memnun olurum. Benimle iletişim kurmak isterseniz fundayucl06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.